Sayın Mert Çelebi için efendim alkışlar. Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim. İyiyim Aslan Hanım. Hak ettiğine ulaşsaydı daha iyi olurduk. Çok hakikaten sempatik bir hanımefendi. Güzel de yarıştılar. Ama ipin ucu bir kere kaçtı mı bazen arkasından iki defa, üç defa tekerlenebiliyoruz. Siz ümit ediyorum onu yaşamazsınız. Bir basiret bağlanması da yaşandı bir ara. Ondan sonra telaş başladı Aslan Hanım'da. Siz daha serin kanlısınız ama. Öyle görünüyor ama aslında çok da değil. Öyle mi? Evet. Allah Allah. Farklı bir eğitim almışsınız. Değil mi? Bankacılık mı okudunuz? Evet, bankacılık mezunuyum. Peki ama bu çevirmenlik hadisesi mesela okurken mi başladı? Uzun zamandır yapıyorsunuz. Evet, yani şöyle söyleyeyim. Lisede aslında o eğilimimi hocalarım fark etti, beni yönlendirdiler. Ben de ondan keyif alıyordum zaten. Hı-hı. Sonra üniversitede ilk bir mühendislik denedim. Sonra dedim ki ben akademik anlamda başarılı olabilecek, çalışabilecek bir insan değilim. Benim iş yapmam lazım ve işte başka yönlerimi geliştirmem lazım. O farkındalığa ulaştıktan sonra okulumu bıraktım. Sonra dedim kolay bir diploma almalıyım. Bankacılık kolay bir bölüm olduğundan değil, mühendislik kadar zor olmadığı için. Parayı hızlı bulurum diye. Olabilir, o da olabilir, evet. Sonra bankacılığa girdim, çevirmenlik yapmaya başladım bir yandan. Okul ve iş bir arada yürüyünce... Kaç dile hakimdiniz? Geçen biraz önce saydınız da vallahi aklımda kalmadı. Yani İngilizce, Türkçe akıcı zaten. İngilizce, Türkçe günlük hayatımda kullanmak zorunda olduğum. Arkadaşlarımla konuştuğum Sırpça var. Biraz Sırpça daha var. Az yoğun ama yani şey... Slav dillerini sokak o zaman dili olarak biliyorum aslında. Birçoğuna hakimsiniz Slav dillerini. Sayılabilir. 15 biraz yardımla olmuş. Anlayabiliyorum. Tahmin evet. Ederim. Fransızca, Almanca o tip çalışmalar. Çok çok başlangıç. Almanca lisede gördüm ama unuttum, sayılır artık. Sizin için dileyebileceğim tek şey şudur efendim. Çok bilen çok yanılır derler ya. İnşallah onu yaşamazsınız. İnşallah. İnşallah çok bilmiyorumdur. Rica ederim. O belli zaten. 47 tane harf alma hakkı bıraktı Aslan Hanım size. Zannetmiyorum o kadar alacağınızı. Serdem Hanım'ı düşünüp, Oğulcan Bey'i düşünüp yüksek bir çıta bırakmaya çalışalım kendilerine. Tamam. Gelsin mi ilk soru? Gelsin. Buyurun ilk 4 harfli cevaba. Diyor ki birine bir şeye ait, ona has, ona mahsus olan. Bunlar ona aynı zamanda böyle bir kadın ismine de benzer. Aklıma haiz geliyor ama... Öyle çok uzağa gitmeyin. Türkçe. Türkçe. Bir harf alabilir miyim? Alalım bir tane, rahatlayalım. İlkenin günahı olmaz. Bana... Özel. Özel değil de bana... Özgü. Özgü. Gayet güzel. Tamam. Böyle başlangıçları ben severim. Sanki böyle yükümüzü saframıza atmış gibi hissederim. Şimdi bundan sonra hızlanma zamanı. Buyurun gelsin. Bir komutanın emrinde bir araya gelmiş asker birliği. Basit düşünüyorum. Basit düşünün. Başka anlamları da var bu kelimenin. Ordu diyeceğim Opa, ama değil. Olmadı, 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 olmadı. Olmadı. Henüz yapmadınız değil mi? Yapmadınız asker görevi. Yok, çürük aldım. Mesela diyelim ki dur diyeceksiniz o gruba. Nokta nokta dur. Oğulcan Bey'e bakıyorum, onun hatıralarda var mı? Yok. Böyle bir hadi başka yerden yaklaşalım. Hoş değil. Hadi başka bir yerden yaklaşalım. Şiir dörtlüğü. Dize. Dize değil. İşte onun dörtlüğü. Kıta. Kıta. Basmıştım. Buyurun efendim. Can sıkardı, güzel toparladık. Buyurun yenisi geliyor. Bazı ağaçlardaki tohumu taşıyan organdır. İçinde tohumu taşıyor. Ağacın bir organı. Harf alın Mert Bey. Tamam, bir harf alabilirim. Buyurun, vallahi kasmayın. Alalım harfimizi. Bunlar basit gibi gözüküyor ama kafa karıştırabilecek evet. Şeyler. Bazı ağaçlardaki tohumu taşıyan organ. Ağacın nesi o organ? Bir harf daha. Bir harf daha alayım. Aldık bir harf daha. Meyve. Meyvesi. 300 puan. Öyle bakmayın. İnsan buraya geldiği zaman zorunu düşünüyor. Efendim kesin diyor bu sorunun altında bir şey vardır falan diye düşünüyor. Yok öyle bir şey olduğu zaman. Evde ben... harf almazdım büyük ihtimalle. Evet. Evet bu öyle bir şey olduğu zaman ben baştan yolunu yapıyorum. Aman dikkat edin bu şöyle soru böyle soru. Bunlar basit şeyler. Bu da öyle. Başka bir anlamı daha var. Bu anlamda da kullanılıyor. Zaten o iki anlamda birbirinden çok uzak değil. Görelim. Konukları, ziyaretçileri veya işi olanları yanına, katına, huzuruna alma. Kabul. İşte bu kadar. 1500. Bakın şimdi sanki bir yeri bir böyle bir noktayı geçmişiz gibi hissedeceksiniz. Bundan sonrası çok rahat akıp gidecek. Buyurun.
6 harflidir, tek kelimedir. Cicoz da derlerdi eskiden. Bir tür boncuğumsu oyuncak. Misket. Neydi o? Misket. İşte o kadar. 2100 oldu kasa. Çok daha net bir sorum var. Arapça kökenli bir kelimeyi arıyorsunuz. Unutulmuş bir kelime değil, halen kullanılır. Demiş ki baş sağlığı. Taziye. Çok güzel. Dediğin kadar var mıymış? Bakın. Hemen döndük efendim, evet, köşeyi ve hızlandık maşallah. Bu soru sizi yarışmanın tam ortasına taşıyacak olan soru. Gelsin. Korkuya teslim olmama yetisi. Sükunet diye isim geliyor. Yok. Değil. O belki gevezeliğe teslim olmama yetisidir. Bu korkuya korkmuyorsa... Sakin kalıyordur. İşte bak, sakinlik değil o. Bazen... Öfkeyi ortaya koyması gerekir çünkü. Değil mi? Bir harf alabilir miyim? Alalım mı? Alalım. Peki. Alalım. Peki. Şey gelmedi çünkü. Korkuya teslim olduysa sert olur ama korkak diyebiliriz ona. Sert ama korkak. Şu sakinlikten bir kendinizi kurtarsanız. Evet. Daha böyle atılganlık. Gözünü budaktan sakınmama, yüreklilik. Cesaret. Hocam yahu. Buyurun, 1600 puan daha. Ya mayın tarlasında yürüyor gibi. Bu ne temkin, bu ne temkin. Biraz bırakın kendinizi. Bazen lazım 32 olan... 32 yıldır. Allah Allah. Burada gerek yok işte. Bazen lazım olan tek şey cesaret. Evet. Buyurun. Hadi daha gözü kara olalım. Bir şeyden kopan, dökülen küçük parça, küçük kalıntı. Bir harf. Alalım. Rahatlatın. T harfi. Belli ki son harfi. Sesli harfi. Bir şeyden kopan, dökülen küçük parça. O şeyin... Serpinti ama sığmıyor. Serpinti değil. Mesela ekmek serpintisi demeyiz de. Kırıntı. Kırıntısı demeyiz. Tek korktuğum şey süre. 1 dakika 9 saniye kaldı. 6 tane soruya cevap vereceğiz. Biraz önce Aslıhan Hanım'la biz benzerini yaşadık. Orada bir telaş oldu. Ne olduysa orada oldu. Siz o kadar telaş etmeyin. Bak, sakinlikten bahsettik. Evet. Serin kanlı devam Cesaret. Edelim. Buyurun. Bu kolay soru zaten. Tamam. Hataya düşmek. Yanılmak. Tertemiz. Şimdi muhtemelen bu kelime kulağınıza gelmiştir. Ümit ediyorum ki gelmiştir. Gündelik konuşmada karşımıza çıkabilen bir şey değil. Tarih okumaları falan yapar mısınız? Sever misiniz öyle araştırmalar? Dinlerim daha çok. Yani... O zaman bence duydunuz hocam. İlla ki kulağınıza geldi. Buyurun. Eski dilde başkent. O makam koltuğunun ayağı anlamına geliyor. Kelime anlamı da o. Hani padişahın, kralın... Makam koltuğunun ayağı. Bir harf. Payitaht. Neydi? Payitaht. Allah Allah. Buyurun efendim. Yaklaşık 5-6 saniye önce buldunuz bence o payitahtı. Farsça kökenli galiba değil mi? Zannediyorum. Ayak dediniz, pa. Taht. Pabuç gibi. Yani. Tahtın ayağı demek. Evet. Tamam. Elde kaldı 46 saniye. Yani soru başına neredeyse 10 küsür saniye var. Fena. Bundan biraz ürküyorum. Diğer 9 harfli çok kolay. Hadi gelsin. Şeklinden dolayı soyması biraz zahmetlidir efendim. Çiğ veya pişirilerek de tüketilebilir. Toprak altında yetişen kısmı yenir. Nedir bu bitkinin adı? İki kelime. Harf alalım. Bir harf alabilir miyim? Alalım harf. Bir tane daha alalım mı? Toprak altında yetişiyor. O kısmı önemli. Bir tane daha alalım mı? Gerek yok. Nedir? Yer elması. Evet, gayet güzel. Çok güzel. Yer elması bu kadar kolay çıktıysa ikinci 9 harfli cevapta hız yaparız, sürat yaparız. Buyur. İtibar ve prestij. Türkçe kökenli karşılığı nedir Mert Bey? Ekiyle köküyle 9 harfli. İtibar. Bir harf alabilir miyim? Alırız. Hop, tamam, ek kısmından değil. Bir harf daha rica edeyim. Bir tane daha süreye dikkat edin ne olur. Çok güzel yaptınız onu. Tamam. Neyden sonrası durum eki? Prestij. İtibar. Prestij. Neyimi kaybettim? Prestijimi, itibarımı kaybettim. İnsanlar bana artık duymuyor.
hürmet göstermiyorlar bana. Ben gelince... Şey ginlik ama. Ne? Şey ginlik gibi düşünüyorum. İşte insanlar bana duymuyor onu. Hürmet etmiyorlar bana. Saygınlık. Saygınlık. Tamam. Bir küçücük basiret bağlanmasıydı, gayet rahat bir şekilde çözdünüz efendim. Azıcık uğraştırdı, gayet rahat demeyeyim ama. Şimdi korkum şu, 9 saniye içerisinde iki soruya cevap verebilir miyiz? Merak etmeyin, kuyu kebabı gibi bir yemek sorusu yok. Sondaki sorum çok kolay. Tertemiz 1000 puanı kazandıracağına eminim. Bu tek kelimeden oluşur. Batı kökenli bir kelimedir. Garip de bir kelimedir. İlla ki kulağınıza gelmiştir. İnşallah çabucak da çözersiniz. Hadi bakalım. Eğlendirmek amaçlı yapılan ilgi çekici gösteri Fransızca. Harf alabilir miyim? Harf istedik durdurduk. Mesela o illüzyon gösterileri veyahut da jonglörlük. Animasyon geldi aklıma. Animasyon değil. Böyle bir aynı zamanda böyle bir heyecanlı bir durumun, heyecanlı bir olayın içerisine girmek. Yine ne nokta? Atraksiyon. Atraksiyon 900 puan değerinde. Aldığımız harf ne yazık ki 9000'e ulaşmamıza engel oluyor. Ama 8900 puan da çok güzel bir sonuç değil mi? Kesinlikle. 3 saniyede çözersiniz bunu, merak etmeyin. Buyurun gelsin. Kıymalı İmam Bayıldı. İmam Bayıldı'nın kıymalısı nedir? Yine iki kelimedir, birleşik yazılır. Tıpkı İmam Bayıldı gibi. Mert Hocam yapmayın. İmam Bayıldı. Patlıcanlı yapılıyor. Kıymalı. İçinde kıyması var. İmam Bayıldı. İmam Bayıldı'nın kıymalısı. Karnıyarık. Karnıyarık 1000 puan değerinde. Arkada kendi kendine harakiri yapan vardı. Size ipucu vermek için. İhtiyacınız yoktu maşallah. 8900 puan. İster bugünün kazananı olun, ister hevesi kursağında kalanı, bence çok güzel sonuç. Değil mi? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kocaman alkışlar.